Herkese selam ve biliyorsunuz toplulukta sürekli aktif bir şekilde paylaşım yapıyorum. Şuralara fotoğraflarını koyacağım. İşte ne tartışı yakalıyoruz bir ay daha. Bir yerde ben de yok 62'den 92'ye çıkardım onu paylaştım. Bunların sebebinden bahsedeceğim. Bu videodan sonra hepiniz kendinize böyle net artıran bir program yapabileceksiniz. O seviyeye gelmiş olacaksınız. Hatta açıklayayım Udemy kursumu koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Udemy'yi bir 160 kişi falan almış ve o kurstan sonra çok fazla net artışı falan tarzında mesajlar geldi. Ona da bakabilirsiniz. Onun dışında hani koçlukta birebir ilgileniyorum. Birebir program hazırlıyoruz. Görüşmeyle birlikte program hazırlıyoruz. Konuşarak öğreniyorum. O daha da etkili oluyor. Koçlukta da şu an az kontenjanım var. Onun için de bilgi almak için buraya koyacağım. Hani güzel bir düzen oluşturmanız için. Zaten ben şu an buradan telefonumla bizim kullandığımız e-tablo sistemini yansıtacağım. 5 madde vereceğim size. Buraya tek tek yazdım, düşündüm. Bu 5 maddeyi kendi ders çalışma programınıza eklerseniz sizin de netleriniz bakın böyle böyle artmış olacak. Çünkü fark ettim ki bu 5 maddeyi çıkartırken şunu yaptım, dedim ki görüşmede herkesin yapması gereken ama yapmadığı hatalar neler diye düşündüm öğrencilerimden ve onları maddelemek istedim. Bundan sonra siz de kendinize haftalık programı yaptıracak bir haftalık program ya da istediğiniz bölüme ulaşmanızı sağlayacak bir haftalık program yapabileceksiniz. Şimdi ben e-tabloda Özge'ye buradan kalp yollayayım. Kendisiyle aylardır çalışıyoruz ve aylardır çok güzel ilerledik. Çünkü programa %100 uyan nadir kişilerden biri. Hani uyumadığımız birkaç gün rahatsızlıktan falan vardır ama onun dışında full uyuyoruz. Her neyse, o yüzden onun programını yansıtmak istiyorum. Şimdi ekran kaydedicisini açıyorum. Siz buradan görebileceksiniz. Ben birincisinde videodan sonra kendinize çok güzel bir program hazırlayacaksınız ve çok güzel motive bir şekilde çalışacaksınız. Ona eminim zaten. Şimdi ben burada yansıtıyorum. Öncelikle birinci kurala haftalık konuları belirlemek diyorum. Çünkü haftalık konularınızı bildiğiniz zaman mesela işte matematikte bu hafta şunu bitireceğim dediğinizde atıyorum bir gün canınız çalışmak istemedi. Ama diyorsunuz ki İlayda mesela ben kendim öyle derdim. Haftalık konularını bitirme hedefin var senin. O yüzden hedefin için o günde çalış ki diğer gün daha da fazla çalışmak zorunda kalma. Hani işte atıyorum ki haftalık konu olarak matematikte bir trigonometriyi belirledik. Bunu günlere bölmüşsün. İşte video sayısını hesapladın, soru sayısını testinde kaç soru var onu hesapladın, onu günlere böldün. Bir gün aksattığın zaman zaten diğer gün acısını sen çekeceksin. O yüzden aksatmıyorsun ve en güzel şeylerden biri o yüzden bence haftalık konuları belirleyin. Bazıları günlük program yapıyor ama bir ay sonrasını göremiyor. Hani haftalık yaptığım zaman zaten ben aylarını da kendi çapımda bir programlama yapıyorum ki sınava birkaç ay kala işte full deneme çözer şeklinde bir programlama yapıyorum. Ama hani yine kendinize yapacağınız zaman haftalık belirlerseniz daha faydalı olur diyebilirim. Şimdi bundan bahsettim. Bu birinci kuralımız. İkincisi de şu, ben ikincisine dedim ki deneme analizi yapmak, eksik konuyu programa eklemek. Şimdi tamam çok güzel bir şekilde AYT için programlama yaptınız, tamam mı? Ama TYT konularınız bitmiştir, programınızı artık TYT koymuyorsunuzdur. Denemeye giriyorsunuzdur, analiz yapmıyorsunuzdur. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Birincisi ben analiz örneğini buraya koyacağım. Öğrencilerimle yaptığım analizler bu şekilde oluyor. En etkili analiz tek tek böyle böyle bir A4 kağıdına her şeyi yazmak oluyor. Ve bu biriktikçe mesela bana 5 tane deneme analizi atıyorlar. 5'ine bakıyorum. İşte 5'inde bir tanesi çok dikkat çekici oluyor. Diyorum ki şu an fizikte optik diyorum. 5 denemede kaçmışsa onu kesin o haftanın programına ekliyoruz. Hani mesela onun programında TYT fizikte kaldırma kuvvetiyle basıncı eklemişiz. Hani bu bitirdik TYT fiziği ama deneme analizlerine göre çok fazla unuttuğumuzu gördük. O yüzden ekledik. Hani bunu bu arada MEB'in 3 adımda kitapları inanılmaz güzel derecede tekrar yaptırıyor. Hem 3 testte çok güzel tekrar yapıyorsunuz hem konu için sınava yakın soruları çözmüş oluyorsunuz. Hani geçen sene derece yapanlarla 3 adımdaları temizledik. Bayağı faydalı oldu. O yüzden aklınızda bulunsun. İkinci maddem de deneme analizi yapmak ve o eksik konuları programınıza eklemek. Derece yapmak ya da güzel bir bölüm istiyorsanız bunu kesin yapın. Üçüncüsü de şu, uyku düzeni oluşturmak. Özge ile mesela 7 ile 19.30 tarzında bir uyku düzeni oluşturmuşuz. Hani kendi benim aldığım saat önemli. Kendi uyku düzeninizi kurması çok önemli. Şimdi kendisiyle 7'de başladık ama hani tutup da siz sürekli 10'da kalkıyorsunuz ve 7'de kalkınca uykulu uykulu verim almıyorsunuz, onu sürekli yapmaya çalışıyorsunuz. Çok kötü bir düzeniniz oluşur. O yüzden uyku düzeninizi de kendinizi tanıyarak oluşturun. Hani mesela kendimi tanıyorum atıyorum. Ben sabah kalktığımda verim alıp daha güzel çalışıyorum. Öğlen saatlerinde böyle hiperaktif biriyseniz benim gibi. Böyle dışarı çıkıp gezesim falan geliyor. O yüzden sabahtan her şeyi halletmek istiyorum. Her şeyi halledip öğlen biraz gezmek istiyorum. Akşam da biraz çalışabiliyorum geç saatlerde. Hani kendinizi tanıyarak programınızı yapın. Ya da bazılarıyla şöyle yapıyoruz. Sabah 6'da başlıyor, 17'de bitiyor programı atıyorum ki. Ya tabii arada molalar var, full çalışmıyor. 5'ten sonra full geziyor ve sonra diğer gün mis gibi çalışıyor. Hiç kendini çalışmış gibi hissetmiyor. Hatta bazen diyorlar İlayda 5'ten sonra çalışmayacak kendimi kötü hissediyorum ama çalışmam da gerekiyor mu ki? Ama gerek yok, zaten yapman gerekeni yaptın. Daha fazlasına gerek yok çünkü dinlenmek de çalışma verimizi arttırıyor. Hatta
Öyle bir grafik görmüştüm bir aralar. Onu da bir makale okurken buraya koyacağım fotoğrafını. Üçü de söyledim. Dörde geçiyorum. Soru takibi ajanda düzeni. Buraları koyacağım fotoğraflarını, videolarını. Şöyle söyleyeyim, biz soru takibini yapıyoruz. Çünkü mesela ilk hafta biz haftalık soru takibi yapıyoruz ekstra. İşte gün gün öğrenci giriyor soru takibine. Sonra bakıyoruz mesela ilk hafta 1400 soru çözdüm, tamam mı? Hafta diyorsun ki ben bunu 1500 yapacağım. Kendini takip ettiğin zaman her hafta kendine hedef koyup artırıyorsun yemin. Ama kendini takip etmediğin zaman ben bu hafta ne yapmıştım ki? Geçen hafta da böyle devam edeyim, bir şeyler yaparım diyorsun. O yüzden kendinizi çok iyi bir şekilde sorunu sayınızı takip edin. Kaç saat çalıştığınızı takip edin. Ya derece yapanlarla herkes de vardı bu özellik bu arada neredeyse. İşte bana fotoğraflarını atıyorlardı. İleride bak bugün bu kadar çalıştım, yarın şunu bu kadar yapacağım diyorlardı. Hani kendini takip ettiği için kendine güzel bir hedef belirleyebiliyordu. O yüzden bu da en önemli şeylerden biri. Ajanda düzeniniz kesin olsun. 2023'e giriyoruz. Güzel bir ajanda sahiplenin. Güzel olur. Hatta zinciri kırma tarzında şeyler de yapabilirsiniz. Benim alışkanlık takibim Udemy kursumda var. Oradan da bakabilirsiniz. Son olarak 5. maddeye geçiyorum. Çok zamanınızı yemek için genel olarak kısa tutuyorum videoları. Haftada bir gün mola gününüz ve deneme gününüz olsun. Bu kesin olsun yani. Çünkü deneme artık bu aylarda kesin çözün. Çok az şey biliyorsanız da çözün. Denemeden bir şeyler öğrenmek için de çözün. Çünkü böyle ben YKS birincisiyle konuşmuştum. Ona sorduğumda TET için dedi ki hani genel deneme beni en çok geliştiren şeylerden biri oldu. Çünkü genel deneme bütünleme bir şekilde bakış açısı kattığı için ve sınava girdiğinizde böyle bir sürü provayla girdiğiniz zaman çok güzel netler elde etmenizi sağlıyor hani konu çalışmaktansa. O yüzden genel deneme kesin olarak haftalık programımızda olsun. Bizim herkes yaptığımız haftalık programda genel deneme var. Hani belki birkaç ilk defa YKS çalışmaya başlayacak kişi de yoktur. O da normal olarak daha yeni yeni başlıyorsak. Sıfırdan başladıklarımız da yok. Onun için herkese var. Ve haftada bir gün mola günü dedim. Bu da neden olsun? Hani biz hep pazar yapıyoruz ya da çarşamba hafta içi falan. Çünkü bu da olduğu zaman mesela düşünsenize biri her gün 10 saat çalışıyor. Böyle yapıyorlar. Sonra bir ay boyunca hiç kitap açmıyorlar. Bunalıma giriyorlar. Ya da bir kere düşüş yaşadığımız zaman hepimizin başarısız olduğu zamanlar oluyor. Artık bir daha 10 saat falan çalışmıyorlar. Ama dinlendiği zaman en azından ben dinlenmiştim diyorsun. Ya da kendini yenileyebiliyorsun ve güzel bir başlangıç yapabiliyorsun. O yüzden dinlenmek bence en önemli şeylerden biri diyebilirim. Kesin olarak haftalık programınızda bir dinlenmek gününüz olsun. Yani ben bu 5 maddede kendinize mükemmel bir program hazırlayabileceğinizden bahsettim. Hani bizim programlarımız genelde saat saat oluyor. Hani öğrencilere bir anket yolluyorum mesela koştukta. Genel olarak herkes saat saat programı basıyor. Çünkü hani ben de kendime bu arada saat saat program yapıyorum. Çünkü neden saat saat? Hani kaçta kalkacağını, kaçta yatacağını, kaçta ne yapacağını belirlenmesi insanı daha motive ediyor. Günü daha iyi kullanıyorsun ama her saat yapabilmesi de erteliyorsun. İşte etüt yapıyoruz mesela 1,5 saat tarzında etütler. Etüt yaptığımız zaman şunu gece yaparım, şunu sabah yaparım. Erteleme huyumuz daha çok artıyor. Ama diyorsun ki hani benim programım burada var. Her şeyini yazıyor. Bilgisayarını açıyorsun. 7'de başlayacaksın, 17'de bitireceksin. Koçun programını senin istediğin bölüme göre hazırlamış. O zaman ona uymak varken neden hani farklı seçeneklere yöneleyim? Zaten 5'ten sonra da kendime zaman ayıracağım diye düşünüyorsunuz. O şekilde hani diyorsunuz ki koş kalamıyorum, Udemy kursum açıklamada. Oradan Udemy kursunu alıp da kendinize Etablo'yu kullanarak mükemmel programlar hazırlayabilirsiniz. Alışkanlık takibi var. Onu kullanarak mükemmel zinciri kırma hedefleri koyabilirsiniz. Bunu her şey için yapabilirsiniz. Spor için de yapabilirsiniz. O şekilde ki ben bu 5 maddede artık benim şu her gün toplulukta paylaştığım şeylerin sırrını size anlattım. Kendinize uygularsanız ve istediğiniz bölümü bir gün kazanırsınız, bir gün diş hekimi olursunuz, bir gün tıp doktoru ya da hukuk kazanırsınız bilmiyorum ama bir gün elbet yolumuz kesişir. Çok nadir de olsa ara sıra kesişiyor gerçekten. Hatta bazıları mesela aynı üniversitede okuduğum kişiyle koşuk ekibinde çalışıyor falan, güzel motive edici şeyler. Yakında hani bir kahve içeriz, onunla buluşuruz kesinlikle. Yani böyle böyle güzel sonuç. Hani güzel güzel şeyler, güzel güzel başarılar imza atıyoruz. Benim koçluk uygulamam vardı. O bazı sıkıntılardan dolayı kullanılamıyor şu an. Halbuki onun çok güzel özellikleri vardı. Yakında onu da aktif hale getireceğim, koçluk uygulamamı. Güzel şeyler, daha da güzel sonuçlarla gelecek. Ben inanıyorum çünkü. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım da artık kendinize alırsınız. Güzel bir program yaparsınız. Deftere yapabilirsiniz ya da online yapabilirsiniz benim gibi. Ve istediğiniz bölümü umarım kazanırsınız. Son olarak küçük bir motivasyon konuşması yapacağım. Şunu söylemek istiyorum, içimde kalmasın. Hepimizin bazen böyle dibi gördüğü zamanlar oluyor. Yani her zaman iğmemiz böyle değil. Ben hayatımda hiçbir şey başarmak için hep böyle gitmedim. Mesela YouTube'u baz alırsak ben 100 kere benim abonem... Mesela sınav sonuçları açıklandığında 2000 falan abone düşüşüm oluyor. Ya da ne bileyim, hayatta bir şey başarmak istiyorumdur ama sonra tak diye sıfırı görüyorum. Yani hiç aklıma gelmeyecek şeyler yaşıyorum ama...
Sonra diyorum ki hani bunun ben bazen vazgeçmeyi düşünüyorum ama diyorum ki insanlara ilham olmak beni zaten ayakta tutan şeylerden biri. Ve bir gün ben bunları anlatabileceğim büyük bir film ya da büyük bir kısa film ya da YouTube'da küçük bir hayatımı çiziyorum, güzel bir tane şey istiyorum. Çünkü her akarsız başımıza gelen başarısızlık bizi daha da ileriye taşıyor, ben öyle görüyorum. Öyle, o yüzden asla pes etmeyin ve sonuna kadar gidin. Sonuna kadar gidin ve ne olacağınızı kendiniz izleyin. Ben inanıyorum hepiniz güzel şeyler başaracaksınız. Umarım daha videomu beğenmişsinizdir. Ben video çekmeye çok özlemişim. Ben konuşmaya çok özlemişim. Sürekli short çekiyorum. Beni içici görüyorsunuz. Halbuki ben hiç öyle biri değilim. Short'la beni ilk defa tanıyan biri beni hiç tanımıyordur bence. Her neyse, ama short'la çekmeye devam edeceğim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Benden istediğiniz başka videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini çekmeye çalışırım. Öyle, sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım hayatınızdaki her şey çok güzel olur sizin için. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.